Değerli arkadaşlar, anayasa çalışmaları dolayısıyla bugün ikinci gün görüşmelerimizi yapıyoruz. İkinci olarak burada Saadet Partisi Meclis Grubu'ndaki grup başkanı ve grup başkan vekili arkadaşlarımızla birlikte konuyu müzakere etme imkanımız oldu. Az evvel de ifade ettiğim gibi genel çerçeveyi, bu süreçle ilgili usule ilişkin görüşlerimizi ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde anayasa çalışmalarını en olgun tartışmalarla nasıl ilerletebiliriz ve sonuç alırız, bunlarla ilgili ben görüşlerimi aktardım. Değerli arkadaşlarımızın da görüşlerini alma fırsatımız oldu. Yapıcı, olumlu bir görüşme yaptığımızı ve inşallah bundan sonra diğer siyasi partilerle de görüşmeleri tamamladıktan sonra bir usul yöntem belirleyerek buna muhtemelen önümüzdeki işte Ekim ayı gibi falan bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini görüyorum. Ben bir kere daha sürecin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tekraren ifade etmek isterim ki biz bu süreci şeffaf, gayet güzel, karşılıklı medeni anlayış içerisinde ve demokrasinin kurallarına uygun bir şekilde iyi bir tartışma zemini, nitelikli bir tartışma zemini oluşturarak sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Bu konuda da siyasi partilerimizin desteklerini her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Siyaset diyalog içerisinde çözüm üretme yeridir. Bu çerçevede bütün siyasi partilerin bu diyaloğun yapıcı unsurları halinde olmasını temenni ederim. Mecliste grubu bulunan partilerin görüşlerini aldıktan sonra, ondan sonra mecliste temsil edilen diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız. Bu süreci de dediğim gibi şeffaf, açık bir şekilde yürüteceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.